Herkese merhabalar sevgili velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle herkes dersimize hoş geldi diyoruz. Bizler hangi dersteyiz? Matematik. Hangi konudayız? Gerçekten öğrencilerimizin çok sevdiği ve yeni de görmüş olsa aşırı benimsediği bir konudayız. Geometrik şekiller ve cisimler. Günlük hayatta aslında her eşyayı bu cismi ve geometrik şekillere benzettik. Daha doğrusu derslerimizde bunu çok fazla kazandırmaya çalıştık. E tabii ki de bunu tekrar bir konu başlığı içerisinde alarak bunları tekrar günlük hayatın içerisinde örnekler sorarak ve sordurarak onlara merak uyandırarak derse giriş yaptığımız için bizim için çok eğlenceli bir ders haline gelmiş oluyor. Peki ne mesela dersiniz? İşte ilaç kutularını ne yapacağız? Dikdörtgen prizmalara benzeteceğiz. Toplarımızı ne yapacağız? Başka şekilde benzeteceğiz. Geometrik şekil ve cisim arasındaki farkı öğretmenimiz buradaki vurguyu yapacak. Ama burada tekrar beylerimize özellikle çocuklarımızı da merak uyandırabilmek için özellikle öğrencilerin de okula gittiğinde bu konuya böyle çok istekliyiz. Istekli, hareketli bir şekilde parmaklarını kaldırarak söz hakkı almalarını istiyorsak günlük hayatımızda mutlaka ilişkilendirmek gerekiyor. Ne yapacağız? Hangi nesneleri gördün? Aha, bu nesne neye benziyor? Kitap ya da kalem ya da silgi hangi geometrik şekle benziyor? Ya da hangi geometrik cisme benziyor? Bu cisimle şekil arasında fark neydi? Ah ben unuttum vesaire gibi sorularla çocuklarımıza soru sorarak aslında onların meraklarını, ilgilerini bu derste bu konuya çekebiliriz diyoruz. Bunları da aslında yaparak biliyorsunuz matematik dersi çok önemli önemli bir dersi ve en ufak bir kavram ya çocuklarımızın zihninde hiç böyle düzeltilemeyecek yanlışlara ulaşabiliriz. Dolayısıyla burada en doğru kaynağı ve en doğru bilgiye ulaşmak bizim için çok önemli. burada da sevgili velilerimizin tabii ki de desteği yatsınamaz. En yakın Kırtel gidip yine sıfırdan ikiye tüm dersler kitabını taktikli soru bankasını ve zoru bankamızı alarak ne yapabilirsiniz? Konumuzu güzel bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Yine sol kısımda harika bir şekilde konu anlatımlarımız. Yine sağ kısımda da Nelerimiz var? Sorularımız var. Hemen geçelim şöyle geometrik cisim ve şekillere. Özellikle ne yapacağız aslında? Ee, şurada evet bol bol cisim ve şekil örneklerini göstererek çocuklarımızın ilgilerini uyandırarak bunların sorularını çözerek konumuzu pekiştirmiş olacağız. Bunda yine açıklamalar kısmından mavi linke tıklayarak ders programımızın özellikle bir nevi ders programı. Bunlar bizim her ay sizlere yayınladığımız bir program biliyorsunuz. İçerisindeki konuları takip edebileceksiniz. Bizleri tekrar tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ama size hemen çok güzel öğretmenimizin anlatımına hemen ne yapalım gönderelim. Aman çıkışta gelmeyi unutmayın diyoruz. Tekrar küçük hatırlatma lar yapmış olacağız. Hoşçakalın çıkışta görüşürüz. Peki bugün neler öğreneceğiz? 1. Kenar ve köşe kavramlarını öğreneceğiz. 2. Üçgen, kare, dikdörtgen, daire ve çemberi tanıyacağız o da yetmeyecek ve en sevdiğiniz şey geometrik şekillerin kenar ve köşe sayılarını sınıflayacağız. Yok yok bu değil o yanlış söyledim. Şimdi geldi en sevdiğiniz şey küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen, silindir ve küreyi tanıyıp ayırt edeceğiz. Ve son olarak geometrik cisimler ve şekillerin yön, konum ve büyüklükleri değiştiğinde aslında özelliklerinin hiç de değişmediğini yine hep birlikte göreceğiz. Ama biz sabırsız bir şekilde bekliyoruz. Heh. Bir şekli sınırlayan çizgilerden de her birine biz ne diyoruz? Kenar diyoruz. Öğretmenin tam olarak ne demek istediniz? Ben de hiç anlamadım ama sabredin sabredin hemen şimdi göstereceğim ne demek istediğimi. Bir şekli sınırlayan çizgilerden her birine ne diyormuşuz biz? Kenar diyormuşuz ve kenarların birleştiği noktalara da ne diyoruz biz? O şeklin köşesi denir diyorum ve hemen aşağı iniyorum bazı şekiller görüyorum. Ne demiştim? Bir şekli sınırlayan çizgilerden her birine birinci çizgim Kenar, birinci kenarı, ikinci çizgim, ikinci kenarı, üçüncü çizgim, üçüncü kenarı. Neydi benim bu şeklimin ismi? Abi, çocukluktan beri, işliyoruz, ana sınıfından beri biliyorsunuz biz. Bu şeklimizin ismi neydi bizim? Üçgendi. O üstünde üçgen. Üç tane kenarı olan şekli biz üçgen diyorduk. Bir de şurada demiştik ki kenarların birleştiği noktaları da o şeklin köşesi. Hmm, bu iki tane kenar burada birleşmiş köşe olmuş. Bu iki tane kenar burada birleşmiş. Köşe olmuş. O da yetmemiş. Bu iki kenar burada birleşmiş. Köşe olmuş. Demek ki üçgenimin ben üç kenarı, üç tane de köşesi var diyebilirim ama hmm, olmadı ya. E, olmadı sanki böyle. Tam da göremediniz. O yüzden ben siz tam göründüğüne getirdim. Muhakkak bir, birinizin değilse diğerinin de muhakkak vardır bambu çubuklar. Hatta bambu çubukları birbirine sabitleyen yerleri de var ama bilerek onu getirmedim ben direkt göründüğü. Elimde bir kenar var. Bir kenar daha var. Ben ne yapıyorum? İki tane kenarı birbirine isterseniz evde oyun hamuruyla da yapabilirsiniz. Bağlıyorum ve işte diyorum ki kenarları kenar, e, kenarların birleştiği yere de biz ne diyeceğiz diyorum köşe diyeceğiz. Bunları ne düşüneceğiz ama ucuca düşüneceğiz. Ucuca olmak zorunda sizler görün köşeyi iyice ayırt edin diye ben şu an lastik kullanacağım. İki tane kenarı birleştirdim. Hmm, şu iki kenarı da birleştirmek istiyorum ben sen başka renk ol ya. Bütün renkler görünsün. Bu iki rengi de ne yapacağım? Köşeyle birleştireceğim. Tekrar ediyorum evde oyun hamuruyla kürdanlarla da yapabilirsiniz siz bunu. Eğer bu yoksa bu da yetmedi böyle açık mı kalsın? Hayır açık kalamaz gel bakalım buraya. Siz ikinizi de başka bir köşeyle birleştiriyorum. Ve üç tane kenardan hop üç tane kenar kullandım. Sen de yani biraz eğri büğrü oldun ama 3 tane kenar kullandım. 1, 2, 3 tane lastik kullandım. Buna ne diyorum üçgen. Ama fakat ancak tekrar ediyorum sizler net şekilde görebilin diye ben lastikleri kullandım. Bunları ne yapacağız? Ucuca getireceğiz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde birleştireceğiz. Sivri olan yerlere de siz ne diyebilirsiniz? Köşe diyebilirsiniz. Üçgenimi elde ettim. Üçgen bakıyorum. Aa tıpkı aynı. Sadece şöyle uçlarını birleştirmem gerekiyor. Onu da çocuklarım kavradı zaten. Üçgencim sen kenara geç. Yanda bile görüyorum. Hımm. 4 tane birbirine eşit olan kenar görüyorum. 4 tane birbirine eşit olan kenarlarım. Gelin bakalım buraya. 4 tane kenarı ne yapacağım? Şimdi birleştireceğim. 2 tane kenarımı aldım. Birleştiriyorum ki ne yapmam lazım? Kare elde etmem lazım. Evet seni birleştirdim. Devam ediyorum. Başka kenarları da birleştireceğim. 4 kenar bir araya gelerek ne yapacak? Bir kareyi oluşturacak. Birleştirmek için de ne yapıyorum? İşte köşeyi kullanıyorum. Köşe dediğimiz benim şu an kullandığım etkinlikte lastik, paket lastiği, çeşitli güzel paket lastikleri. Ama siz isterseniz tekrar ediyorum ne yapabilirsiniz? Oyun hamurlarıyla da yapabilirsiniz. Keşke başka renk kullansaymışım. Ben artık lastik dedim de neyse. Evet aldım bunu ve... Dördüncü değil, üçüncü köşem değil mi? Üçüncü kez lastik kullanıyorum. O zaman üçüncü köşem. Peki bitti mi? Bitmedi. Sen gel bakalım buraya. Dördüncü köşemi de kullanayım. Hop. Ve daha sonra çocukların bir görsünler. Köşe neymiş? Kenar neymiş? İyice ayırt etsinler istiyorum. Ve işte bir ne elde ettim? Kare elde ettim. Dört kenarı da birbirine eşit. Ve ne yaptım? Bunları yine söylüyorum ucuca düşünüyoruz. Kaç tane lastik kullanmışım? E bir burada 2, 3, 4 tane de lastik kullandım. O zaman diyorum ki ben karemin tam 4 tane kenarı, 4 eşit kenarı ve aynı zamanda da 4 tane köşesi vardır diyorum. Dikdörtgene geldim ama dikdörtgende bir şey yapmam gerekiyor. Var mı makasımız bizim burada? Makas lazım bize. Aaa iki kadar. Lütfen makas alabilir miyim? Bir makas. Teknik destek. Evet teşekkür ediyoruz. Bir makasımız geldi. Bu makas çok önemli. Niçin çok önemli? E, buradakiler uzun, buradakiler kısa. Benim bütün bambu çabuklarım ise birbirine eşit uzunlukta. O zaman seni tam ortadan ikiye bölmem lazım. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Evet seni de böldüm. Ve şimdi ne yapacağım? Bir dikdörtgen elde edeceğim. Uzun kenar, iki tane kısa kenar ve karşılıklı iki tane uzun kenar. E uzun kenarlarımın rengi aynı olsun. İkine sarı olur ama dur önce bir kısa ile seni birleştirmem lazım. Köşecim gel buraya. Köşelerim için paket lastiğimi kullanıyorum. Kullanamıyorum. Çok şiddetli çevirdim herhalde. Benim şiddetime dayanamadı farkındaysanız. Evet. iki tane kenarımı ne yaptım yine? Paket lastiğimle birleştirdim. Abi uzun kenara ihtiyacım var. Uzun kenar gel buraya. Seni de birleştireyim. Uzun kenarlarımı karşılıklı elde etmiş. Olacağım. Edemiyorum. Etmeye çalışıyorum. Ede durdum. Evet. İki tane. Şimdi de bir kısa kenarım, bir uzun kenarımı bir lastik yardımıyla bağladım. Ve ne yaptım? Tekrar bir kısa kenarıma ihtiyaç duydum. Evet. Gel bakalım sen de buraya. Lastiklerle birleştirerek ne elde ediyorum? Köşe elde ediyorum. Kenarları birleş, kenarların birleştiği noktaya ne diyormuşum yani ben? Köşe diyorum. Ben köşe olarak lastik kullanmayı tercih ettim. İyice renkli renkli görünsün dedim ama maşallah. Yeşil yeşil siyah takmışım. Sen de sarısın. Başka renk takayım ya. Görün şöyle maviyle sarının etrafında değil mi görünsün çocuklar? İyice ayırt edebilin. Ama yani arkadaş lastikleri de birbirine bağlamak yani bayağı zor işmiş yahu. Hmm, oldu mu? Oldu mu çocuklarım? Bence 10 numara 5 yıldız bir dikdörtgen oldu. Gel bakalım dikdörtgen. İki tane karşılıklı kenarı var. Ve ne iki tane değil. Uzun kenarları karşılıklı, kısa kenarları karşılıklı. Toplam 4 tane kenarı ve görüyorsunuz diğer lastiklerin bakın birleştirdiğim lastikleri de görüyorsunuz tam 4 tane de köşesi var. Yine söylüyorum bunlar ucuca geldiği için masalarınızı falan düşünün oraları hep sivri oluyor diyorum. Bunlar geometrik şekil. Dikkat edin geometrik şekillerimin içi dolu mu? Hayır bildiğiniz içi boş. Görüyorsunuz beni. Bakın aksanti bunu üstüme tuttuğum zaman beni görebilmeniz mümkün mü? Hayır geometrik şekillerimin içinin hoş olduğunu gördüm. Niye bunu ısrarla söyledim? Niye bunu ısrarla söyledim? Çünkü daha o konuya gelmemişim. Bakıyorum gelmedim. Geldim sandım ama gelmemişim. Üçgene bakıyorum. Aa neredesin üçgenim? Ben seni oluşturmuştum. Üçgenimi aldım. Üçgenimin kaç tane kenarı vardır bakın. Birinci kenarı. Kalemim mi yok? Ay kırmızının üstüne kırmızı yazmaya çalışmışım. Mavicim sen gel. Bir, bakın birinci kenarı, ikinci kenarı, üçüncü kenarı. Tam üçgenimin üç tane kenarı vardır. Peki köşe neydi? Sivri yerleri de köşeydi. Bir, iki, üç. Şu iki kenarı bağlayan burada. Bu iki kenarı birbirine bağladım. Rastik burada. Bu iki kenarı bağladığım lastik burada tam üç tane köşesi var. E şuraya hemen ne yapalım? Biz de bir köşe, e, biz de bir şey çizelim ya. Bir üçgen çizelim. Sen neredesin? Sen niye nokta nokta oldu? Aa, sen nereye gittin? Gitme. Evet, sen fazlalık oldun ya. Seni sileyim. Çirkin bir görüntü oldun. Bir üçgende ne yapmış olduk? Biz çizmiş olamadık. Çizemiyorum şu an farkındaysanız. Heh, oh be çok güzel oldu. Bir üçgenimi çizdim. Üç tane de köşesi vardır dedim. Geldim diyor ki aşağıdaki görsellerde üçgenleri bulup kırmızıya boyayalım. Üçgen deyince ne yapacaktık? Biz üç tane kenar üç tane köşe arayacaktık. Ama yani çok güzel buldum. Ucumu kalınlaştırabiliyor muyum acaba? Hmm, kalem dedim. Kalemin ucu kalınlaştı. Ay ne yaptım? Nereye gittim? Evet. <laughs> kaleme girdim bir ileri tamam bir ileri gittim tamam. çok teşekkür ediyorum teknik destek çok teşekkür ederim tıklıyorum vurgulayıcı kırmızıyı Vurgulayı seçiyorum evet teşekkür ediyorum çok naziksiniz evet desteğimizi de aldığımıza göre çocuklarım gördüğünüz gibi teşekkür ediyoruz abimize çok naziksiniz bize destek oldunuz. Aksi halde biz bunu 10 saat boyayamazdık. Şimdi de yani çok güzel boyadığını söyleyemem de. Ay boya 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 nereye kadar arkadaş? Bir dünya vaktim gidiyor benim boyama yaparken. Ayrıca resmim de çok iyi değil bunu kabul edeyim. Başka üçgen var mı bu arada? Şöyle bir bakıyorum. Başka üçgen görmedim kalem sen gel de buraya vallahi vurgulayıcı da kalırım. Kalın kalın yazarım yine. Geçtim kareye. Kare neydi? Ama bunlar da ana sınıfı konusunu daha zor konular istiyoruz biz. Hızlı geçelim. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karecim neredesin? Seni biliyoruz. Tüm kenar uzunlukların birbirine eşit. Çünkü dört tane bambu çubuğu birbirine birleştirerek seni oluşturduk. Dört ayrı kenarın var. Görüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ve her birinizi birleştirmek için ne yaptık? Tam dört tane de lastik kullandım. Dört kenarınlar, dört köşenler. Senin en önemli olan ayrıntı neydi? Uzunlukları hep birbirine eşit. O zaman ben şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 birim yana gidemedim. Onu da yapamadım. Silgi gel. 4 birim yana gideyim. Ya da 5 gideyim daha güzel olsun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim aşağı. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, oldu oldu kare oldu. Biraz titrek bir kare oldu ama dört kenarı birbirine eşit oldu. Şöyle köşelerini ne yapalım? Oyun hamurlarıyla belirgin hale getirelim dedim ve ne yapacakmışız? Kareleri bulacakmışız. Peki nasıl boyuyorduk? Görseldeki kareyi bulup maviye boyayalım. Nasıl boyuyorduk biz çocuklarım? Vurgulayıcıyı alıyoruz artık hepimiz öğrendik. Vurgulayıcı geldi buraya. Aa karenin içinden bir şeyler çıkmış ama ne yapalım ya? E şimdi bunları boyamayacak mıyız biz? Bilmiyorum yani ne yapsak onları? Onlar da boyayalım sonra sileriz. Buradaki kare burada yani ne yapalım? Şurada bir kare görüyorum. Bir sonraki şeklini kesin daha iyi falan sorar. O sorduğunda da ne yapalım? Boyamayız yani. Resim yapmayı sevenler burada mı? Yoksa resim yapmayı aceleci olduğu için çok da sevmeyenler benim gibi. Siz de burada mısınız? Muhtemelen siz beden dersleri daha çok seviyorsunuz. Biraz hareket içeren çocuklar olduğunuz için. Benim gibi biraz hareket seven yani çocukları tam veriyorum ki boyamanın böyle çok çok boyama yapmak birazcık doğrusu sıkıcı iş geliyor. Ne yapayım arkadaş baksanıza taşırdım bile yani. Evet kareyi de boyamış olduk ve neredesin nereyi kaçırdım seni sen de benden kaçmışsın. Dikdörtgene geldik. Dikdörtgenin olayı neydi? Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunları, uzunlukları eşitti. Sırf bunu oluşturabilmek için ne yapmıştık? Teknik destek alıp, makas alıp kesmek zorunda olmuşuk Çünkü karşılıklı kenarları eşit. Bakın karenin dört kenarı birbirine eşit iken dikdörtgenimin karşılıklı kenarları eşit ve iki tane kısa, iki tane uzun kenarı var. Peki bu e, köşe sayısını değiştirdi mi? Yoo. Çünkü kullandığım bambu çubuk sayısı değiştirmedi ki. Tam dört tane köşesi vardır dikdörtgen. İnsan buraya bir dikdörtgen çizmez mi arkadaş ya? Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Ha şöyle dört tane köşelerini gösterelim. Bu arada ne yapalım? Normal kalemi almasam da böyle çizsem daha güzel olmaz mı? Sanki daha güzel olur gibi geldi bana. Bir dikdörtgen çizeyim. Bir, sen git. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Uzun kenarı sekiz birim. Kısa kenarı bir, iki, üç birim olsun. Uzun kenarı sekiz birim. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit ya zaten. Ve evet, tam ucuca getirdim. Boşluk bırakmadım. Dört kenar, e, sivri yerlere de bakalım. Köşelerimiz siz de buradasınız. Tam dört tane de köşe. Ay bu kalemi daha çok sevdim ben. Bundan sonra hep bu kalemle mi yazsam? Ne yapsam? Aşağıdaki görselde dik dört kere bulup yeşile boy. Bu arada az önce de iki saattir renk söylüyor muydu bana? Bence iki saattir renk söylüyordu ve ben renklere hiç dikkat etmedim. Ve hepsinde ne yaptım? Böyle e, canımın çektiği kırmızı rengi boyadım gibi geldi. Neyse canım seni yeşile boyayacağım. Bak. Yeşil neredesin? Ha yeşil. Yeşili aldım. Ve dikdörtgenimi yeşile boyuyorum. Artık gözümde boyamayı nasıl büyütüyorsam. Direkt kırmızıları alıp alıp durmuşum. Ya da neden biliyor musunuz? Çekim esnasında en güzel kırmızı ve mavi görünüyor. Yeşil meşil biraz parlıyor sanki bize öyle geliyor da. O yüzden bir el alışkanlığı da olmuş diyebilirim. Dikdörtgenim iki tane karşılıklı kısa kenar, iki tane uzun kenar. Başka dikdörtgen görebiliyor muyuz? Görseldeki dikdörtgeni bulup yeşile boyadım. Seni de hallettim. Hadi bakalım çember ve daire. Hmm. Çember ve daireyi biz günlük hayatta aynı şeyler sanki eş anlamlı gibi kullanıyoruz. Yoksa değil miymiş? Bakayım. Daire içi dolu. İçi bo Ay pardon. Daire içi dolu. Ha. Çember içi boş olan şekil. Peki öğretmenim ne? Şimdi bunu böyle yapabilir miyim acaba? Hmm. bence yapabilirim. Şimdi eğer çocuklarım gördüğünüz bu şeklimin eğer benim içi boşsa işte bu ne oldu? Siz öyle birleşmiş hayal edin. Ne oldu? Benim çember içi boş. Ama eğer ben bunun içini doldurursam. Şimdi size tahtaya da çizerek göstereyim. Eğer içi boşsa ne dedim? Bir çemberdir. Ama eğer onun içini dolduruyorsam Artık bu bir ne olacak? Daire olacak. Lütfen günlük kullanımda buna de, de, dikkat edelim ve yuvarlak kavramından da artık uzaklaşalım. Yuvarlak ne yahu? Allah'ım ya, okula gidiyoruz biz. İçi boşsa buna biz çember diyoruz. İçi doluysa da daire diyoruz. Kenar sayısı köşe. Yapamadım az önce fark ettiniz mi? Ya bambu çubuğu böyle eğdim büyüktüm bir şey yapmaya çalıştım ama olmadı. Çünkü çemberin bir kenarı Yok. E Size soruyorum. Ben lastikleri yani köşelerimi nerede kullandım? Kenarlarımı birleştirmek için kullandım. E Kenar yoksa köşede yoktur arkadaş. İkisinin de sıfır tane kenarı, sıfır tane köşesi vardır. İkinizin de hiçbir şeyi yoktur diyorum. Ne yapayım şuraya bir çemberim, buraya da çizeyim. Şuraya da bir şöyle güzel bir daire mi de ne yapayım? Hızlı bir şey. Ay bu tam bana göreyim çocuklar. Kalem uçlu, e, e, kalın uçlu kalemler alın. Resmi hızlı bitsin isteyenler. Tabii ayrıntılı resim yapmak istiyorsanız inceleri de ihtiyacınız var. Çember A. Da, buraya da ben herhalde daireyi ya da çemberi çizeyim demiş. Ama ikisinin de mantığı aynı. Yine ikisini de çizeceğim. Şöyle bakıyorum çocuklarım. Çemberi ve daireye bakıyorum. İkisinin de herhangi bir kenarı yok. Çünkü için? Farkındaysanız bambu çubuklarla ya, yapamıyorum. Bir kenardan oluşmuyor. Eğriliyor, bükülüyor ama oluşturamıyorum. E kenarı olmadığı için de dairenin de, çemberin de yani tam sizin şeklinize benziyor. Sıfır tane yani hiç yoktur. Kenarınız ve köşeniz çok mu geçtim? Hmm, evet çok geçmişim. Bu sefer renklere dikkat edeceğim ama sizin için. Aşağıdaki görselde daireyi işaretleyelim. Renk göstermemiş bu sefer. Daire için dolu olan mıydı, boş olan mıydı? Hmm. İçi dolu olan daireydi. İşaretledim. Çarpı. Şöyle yapalım. Hı. Bütün oklar seni gösteriyor. Sen dairesin. Çemberi bulup turuncuya boyayalım. Aman dikkat turuncuymuş öğretmenim. Turuncuyu hemen alalım. Üstünüze de uysun. Sen misin turuncu? Sen mi? Sen daha turuncu geldin bana. İşte bu. Bir kere de doluyor içi. Vay canına ya. Kalın uçlu keçeli kalem gibisin. Maşallah. Evet. <laughs> Çemberi bulup turuncuya boyayalım. Çemberi de değil arkadaşım. Türkçe dersinde biz öğrendik. Bir tane ise çember, birden fazlaysa canım sen çemberlersinler. İki tane çember var çünkü. Dedim hızlı şekilde. Geometrik cisimler nerede kaldı bu arada? Ay ay Geometrik cisimlere geçmek istiyoruz. Daha geometrik şekillerdeyiz. Biz bloklarda bir şeyler yapmak istiyoruz arkadaşım. Aşağıdaki yapılar oluşturulurken kullanılan geometrik şekillerin sayıları ne yapacakmışız? Bulup altlara yazacağız. Diyor ki kare. Ha, şu ikisi ayrı şekil canım. Siz ikiniz ayrısınız. Ay sarı da görünmez şimdi ekrandan. Kırmızıcığım gel buraya. Rengini hop kırmızı yaptım senin. Buradaki karelere bir bakalım mı hep birlikte? Hangileri kare? Dört tane kenarı da birbirine eşit. Bakıyorum burada bir tane kare görüyorum. Hmm, bir tane kare sen buradasın. Devam ediyorum. Dikdörtgen demiş. E bunu da başka denge mi boyasam ya? Dikdörtgen gel buraya rengini değiştireyim senin turuncu. Dikdörtgenlere bakalım. Şurada bir dikdörtgen görüyorum. Bir, iki. Karşılıklı kenarları eşit. İki uzun iki kısa kenarı var. Başka dikdörtgen var mı? Şöyle bakıyorum. Hmm, görmedim görmedim. Kedicik mi diyeyim köpekçik mi diyeyim iki tane gördüm seni. Üçgenleri sayın diyor. Oldu. Bir de üçgenleri ne yapalım? Mor mu yapayım yoksa yeşil mi? Mor yapayım hadi. Mor gel buraya. Bakalım üçgen kaç tanesin? Bir. Ay. Ha, bir. İki. Ay burada da kalın, kalın gitmedi. İki. Üç tane kenarım varsa üçgensin. Üç. Dört tane de üçgen var. Dört üçgeni yazdım. Daire. Hımm. -hı. İçi dolu olan daireydi. Sanki gözlerin içi dolu. Bir, iki tane daire bir de yazdım. Bakayım kaç tane çember kaldı. Sanki sadece kafasının olduğu kaldı. Senin ne rengi boyayım canım? Senin de mavi yapayım. Sadece kafasının olduğu yer çember oldu. Senin de daireyi dönüştürüyorum. İçini dolduruyorum. Bir tane de daha e, çemberim varmış dedim ve Sirenin üstüne dondurma külahımı koymuşlar? Anlamadım niye yapmışsınız bunu? Herhalde şekil, değişik şekiller oluşturalım istemişsiniz. Kaç tane kare var? Hiç kalemi bırakmıyorum. Ve kareler neydi? Dört tane kenarı, dört tane köşesi olup bütün kenarları birbirine eşit olacaktı. Bir tane karem, ikinci karem, ops, üçüncü karem. Başka kare var mı çocuklarım görüyor musunuz? Bakayım şöyle yok göremedim 3 tane kalem var renk değişikliği lütfen renk değişikliği başka renkler görmek istiyoruz turuncu Evet dikdörtgen dikdörtgen hadi a şurada şurada dikdörtgen bir 2 tane dikdörtgen Evet başka yok şöyle bir baktım gerçekten başka yok Rengimi değiştirmek istiyorum hmm, yeşil kaç tane üçgen var. Şurada çember, ha, üçgen buldum buldum. Şurada bir tane üçgencik var canım buraya gizlenmiş yazık. Hop çemberlerin arasında kalmış bir tane üçgen. Ay üçgen evet doğru doğru bir tane üçgen. Hop rengimi değiştireyim. Kırmızı biraz renk gelsin. Çember demiş. Oo, oo. Bir çember, iki çember, üç çember, dört çember, beş çember, altı çember, yedi, sekiz. 9 tane çemberi de ne yapıyorum? Ay garip bir 9 oldu. İçi boş, senin için boş ha. Ay çok değişik bir şey oldu Silgi. 9. Gel buraya. Vurgulayıcı seni sevdim. Alın yapayım şu. Hop. Ha 9 tane çember. Daha ile görüyor musunuz bu şekilde? Şöyle iyice bir baktım da ben daha ile göremedim ama ne kadar rengarenk bir sayfa oldun sen böyle ya. İçimi açtın resmen. Geometrik sorun bana der ki. Yukarıdaki yapının oluşumunda en çok hangi şekil kullanılmıştır? Sayacağız arkadaşlar, sayacağız. Sayarken de üstte fişt, çizgi atmayı unutmayacağız. Hemen bakıyorum, aşıklı dikdörtgen demiş. Dikdörtgenleri sayıyorum. Kare ile dikdörtgeni karıştırmayın. Karenin dört kenarı birbirine eşit. Dikdörtgenin ise karşılıklı kenarları birbirine eşit. İki kısa, iki de uzun kenarı var. Hemen ne yapacağım? Dikdörtgeni sayıyorum. Bir... İkinci dikdörtgenim bu kare seni geçtim. Üçüncü dikdörtgenim sen de karesin. Ve dördüncü dikdörtgenim dedim. Dikdörtgen sayısını buldum yanına yazdım. Erinmeyin siz de yazın. Sonra unutursunuz dört müydü üç müydü arkadaş. Kareye geçtim. Kare neydi? Dört kenarı da birbirine eşit olmak zorundaydı. Bir tane dört kenarı birbirine eşit. İki tane dört kenarı birbirine eşit. Üç tane dört kenarı birbirine eşit. Var mı başka? Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. 3 tane de kare var. Geldik çembere. Çembercim sen çok belirginsin. Şöyle bakayım göremediğim var mı? Yo, 1, 2, 3. Farklı boyutlarda üç tane de çember var. Üçgene şıklara bile koymamışsın. En fazla ne kullanılmış? Dikdörtgen kullanılmış. A şıkkı seni de işaretledim. Ve artık geçiyorum geometrik cisimlere en sevdiğim böyle en de zorlandığım konu biliyor musunuz? Eğer sizlerin de resim konusu benim benim gibi biraz zor bir konuysa hayal etmekle zorlanabilirsiniz. Peki bu zaman o zaman ne yapacaksınız? Sadece bakmak yetmez arkadaş dokunmak gerek. Geometrik cisimlerin bulunduğu evdeki oyuncak kutunuzu karıştıracaksınız. Ahşap bloklarınızı falan alıp onlarla çalışacaksınız. E o da yoksa geometrik cisimlerden yapılar inşa edebilirsiniz. Otel yapabilirsiniz, ev yapabilirsiniz. Ailenizin desteğiyle emin olun o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Bir buz görüyorum diyor ki günlük hayatta karşımıza birçok geometrik cisim çıkar diyor. Geometrik cisim aslında geometrik şekillerin birleşmesiyle oluşan şekiller gibi de düşünebilirim. Bakıyorum aa her tarafı kare. içi de dolu aslında. İçi de dolu kareler. Öyle olduğu zaman ben kare değil de karesel bölge demeyi daha doğru buluyorum. Her tarafı karesel bölge. Altı tane. Aa, buna ne diyordum ben? Hmm, e, tıpkı şeye benziyor. Neredesin sen? E, tıpkı şu şekle benziyor değil mi? her tarafına bakıyorum. Her yüzeyi, karesel bölge ise biz buna diyoruz ki sen canım bir küpsün diyoruz. Küp, seni buraya yazayım mı? Yazma gerek var mı? Buz ama yazacağım yani küpsün sen. Sen küpsün bunu öğrenmiş ol. Şuraya bakıyorum bir buzdolabı görüyorum. Buzdolabına bakıyorum. Buzdolabının üst yüzeyi nedir? Kare. Alt yüzeyi ne? Kare. Peki yanlar ne? Yanlar ise dikdörtgen. İşte eğer üst yüzeyi ve alt yüzeyi kare, diğer yüzeyleri dikdörtgense ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Artık unutmayın. Kare prizma diyorum ve çocuklarım aman dikkat. Gözünüz burada olsun. Prizma yaparken araya i ya da ı koydun mu? Koymadım. Yazım yanlışı yaparsınız. Sakın sakın şöyle bir yazım yok yani. Neredeyse şu yukarı yazayım da Prizma böyle bir yazım var mıymış? Kesinlikle yokmuş Türkçe dersine. Girdik geri çıkıyoruz hemen. Hem ben yana geliyorum. Aa her tarafı dikdörtgen. Şimdi büyük şekil bulamadım buna. Ahşap bloklarımı aldım. Her tarafı dikdörtgen. Görüyor musunuz? Bütün yüzeyleri dikdörtgense. Ben buna dikdörtgen prizma diyorum. Dik dört gel P diyeyim mi? Uzatmayayım. Dikdörtgen prizma. Dedim gitti. Aşağı iniyorum. Burada ne görüyorum? Burada da farklı yapılar görüyorum. Aslında birden fazla şekil kullanılmış bunda. O yüzden bunu şimdi bir şey yazmayacağım. Yaz yaz yaz. Bir dünya şekil yazmak zorunda kalırım. Üçgen prizma diyeceğim ama tam diyemiyorum. Sonra diyeyim onu. Aa! Birine görüyorum, bir boru görüyorum. Tıpkı şekli şuna benziyor mu? Aa benziyor. Bunun sanki biraz daha zayıfı. Neredesin? Aa buraya çıkarmamış mıyım? Gel bakayım sen buraya. Evet bunun daha zayıfı sanki. Bunu görüyorum. Üstüne bakıyorum daire, üstüne bakıyorum daire. Bu şeklime de ben ne diyeceğim? Silindir diyeceğim. Ve en son olarak bizim günlük hayatta en sık karşılaştığımız ve oynamaktan çok keyif aldığımız sayısız oyun üretebildiğimiz bu şeklimizin adı da nedir? Küre. E zaten sınıflarımızda küreler, yer küreler var. Ona boşa küre demiyoruz. Yeri gösteren küre olduğu için de yer küre diyorum ve geçiyorum küpüme. Hmm. Küp demiştim ya size. Her tarafı karesel bölge. Kare 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 diye. İşte onun açılımıdır bu. Açılmış halde gördüğünüz zaman çocuklar bakın, bunu kapatacaksanız. Hop bunu kapattım. Bunu kapattım. Tam 6 tane karesel bölgeden oluşuyor benim küpüm. Yani kare yüzey sayısı nedir? 1 2 3 4 5 6 tane kare yüzey sayım vardır benim küpümün açılmış hane dikkat. Şimdi çok mu önemli? Açılmış hane bilin ama dörde gelince bir sorular var çocukların bundan bir sorular. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Gözünüz şimdiden aşina olsun. Nesnelerden küpe benzeyenlere işaret edelim. Sen gelsene buraya canım. Bakıyorum Aa, aynı aynı küpe benziyorsun canım. Sana Aa, yok sen sanki şuna benziyorsun. Senin üstün dikdörtgen gibi görünüyor. Sen değilsin, sen değil. Bütün yüzeyler kare yüzey olacak. Ay sen aynı buna benziyorsun. Sen de oldun canım. Siz küpsünüz. Sizi küpümüzü de öğrenmiş olduk. 6 tane kare yüzey sayısı olduğunu da gördük. Geçelim kare prizmaya. Peki çocuklar sizin de dikkatinizi bir şey çekti mi? Sanki kare prizma bir şeye benziyor ama küpe benziyor ama onun adı küp bu ise kare prizma. Peki soruyorum size. Aradaki fark nedir? Eminim aradaki farkı buldunuz. Küpün bütün yüzeyleri kare yüzey iken hemen geçiyorum kare prizmama. Zaten açılımına baktığım zaman oradan da görüyorum ama üst yüzey kare bir yüzey, alt yüzey kare ama yan yüzeylerde ne görüyorum? Tam birik dörtgen yüzeyi görüyorum. O zaman diyebilirim ki nereye gittin sen? Aa, garip şeyler oluyor çok güzel oldu. <laughs> Hemen gel bakayım buraya sen. Kalemim yine mi gittin? Yok vurgulayıcıyı alacağım. Vurgulayıcıyı çok sevdim ben. Hemen bakıyorum yan yüzeylerim benim. Ama sarı istemiyorum. Sarıyı çocuklarım net şekilde göremiyorlar. Kırmızı gelsen buraya. Yan yüzeylerim. Dikdörtgen yüzeyken ki tam dört tane. Bakıyorum ben. Üst ve alt yüzeyinde ne görüyorum? kare yüzeyi görüyorum. Tam iki tane. Görünce aklınıza ne gelsin? Evdeki bloklarınızı kullanarak siz de yapabilirsiniz. Bakın üst yüzey kare, alt yüzey kare ama yanlara bakıyorum baya baya dikdörtgen. Daha büyüğü neredesin? Üst yüzey kare, alt yüzey kare ama yanlara bakıyorum baya baya da ne? Tam dört tane de dikdörtgen yüzeyi vardır diyorum. Dikdörtgen prizmam hoş geldin. En sevdiklerimden birisi karışmıyor çocuklar. Niye? Adı üstünde dikdörtgen prizma bütün yüzeyleri dikdörtgen olduğu zaman biz bunu buluyoruz. Bakın dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Tam bütün yüzeyleri, tam alt yüzeydi dikdörtgendir. Elimizde de var. Bakın dikdörtgen yüzey, dikdörtgen. İki tane alt üst yüzeyi ve dört tane yan yüzeyleri de dikdörtgendir. Hemen geçtim. Nesnelerden dikdörtgen prizmaya örnek olanları gösterebilir misiniz diyor. Bunun büyüğü yokmuş elimizde. Küçüğünü aldık. Küçüğüne bakıyorum. Benziyor musun? Yok canım. Sen az sonra işleyeceğimiz başka bir şeye benziyorsun. Sabuna bakıyorum. Bu yüzeyi dikdörtgen. Bu yüzeyi de dikdörtgen. E üst, a bu her yeri dikdörtgen. Sen dikdörtgen prizmasın. Bakıyorum bir akvaryum mu çocuklar o? Hmm, evet evet akvaryum. Üstüne bakıyorum dikdörtgen. Yanlarına bakıyorum dikdört. Senin de her yerin dikdörtgen. Demek ki sen de dikdörtgen prizmasın dedim. Ve sıradaki gelsin lütfen. Çünkü çok kolay çocuklarımın senenin başında küçüklüklerinden bile seni değil. Bebekliklerinden bile üst üste koyarak yaptığı yapılarda zaten kullandıkları bu. Eğer bu gözle bakmadıysanız oyuncaklarınıza dersin hemen sonunda koşuyorsunuz ve oyuncaklarını salıp yapılar oluşturuyorsunuz. Bir de inceleyin olur mu daha sonra? Bunların da köşeleri falan var. Sonraki yıllarda karşınıza çıkacak çünkü. Geldim üçgen prizmaya. E Ad üstünde üçgen prizma bakın. Kare prizmanın alt ve üst yüzeyi neydi? Kareydi. Üçgen prizma. Senin de alt ve üst yüzeyin ne? üçgen. Diğer yüzeylerine bakıyorum. Hmm, tam bir dikdörtgen görüyor gibiyim sanki. Hemen bakıyorum. Üst yüzeyin ve alt yüzeyin senin üçgen. Ama yan yüzeylerin nedir? Dikdörtgendir dedim. Hemen geldim. Diyor ki üçgen prizmaya benzeyenleri işaretleyelim diyor. Hemen şuna bakıyorum. Üçgen prizma mı diyor. Aa bunun bir tepede bir noktası var. Bunun başka bir adı var piramit miydi acaba? Sanki o da şimdiki konumuz değil. Ama bakıyorum bunun böyle bir noktası var. Üstü ve alt yüzeyinin üçgen olması gerekiyor. Üst ve alt yüzeyinde üçgen göremiyorum. Aa! Şu şeklimiz şöyle değil mi? Tam olarak sen oldun canım senin. Şöyle yapmışlar iki tane yan yüzeyin üçgen, diğer yüzeylerin ise dikdörtgen bölge. Ama sana bakıyorum ben. Seni az önce işlemiştim. Senin bütün yüzeylerin dikdörtgen. Canım sen dikdörtgen nasıl sattın. Burada senin işin yok. Üçgeni de işaretledim. Gitti geldim silindire. Silindirim neredesin? Silindirimin üstünde bir daire görüyorum. Altında da bir daire görüyorum ama yanında doğrusu da bir şey de göremiyorum. Kare desen kare değil. Üçgen desen üçgen bir şey de göremiyorum. a meğer varmış. Bunu açtığımız zaman yan yüzeyi bir tane kocaman bir dikdörtgenmiş. Üst ve alt yüzeyinde iki tane daire. Bir tane de yan yüzeyinde dikdörtgen bölge görüyormuşum. Peki bakalım silindire benzeyen şu küçük silindiri alayım. İyice görelim. Aa Tıpkı Pil sen bizim silindirimize benziyorsun. Sen bir silindirsin seni şartlayalım. Aa sen bildiğin top ya sen başka bir şeysin. Sana gelmedik daha sen küresin. Aa şu varil de çöp kutusuna ya da tıpkı buna benzemiyor mu? Sen de silindirsin üstün ve altın. Çünkü ne? Daire canım. E küre neredesin seni bekliyoruz. Galiba sıradaki sensin. Hoş geldin küre hayatımıza. Kürenin sadece bir tane görünen yüzü vardır. Aa küre Yer küreden aklınıza gelsin çocuklarım. Aşağıdaki nesnelerden küreye benzeyenleri işaretleyelim. Bunun üstüne dikdörtgen, yanlarına dikdörtgen. Sen dikdörtgen prizmasın, çık aradan canım. Aa, sen tıpkı bir küreye benziyorsun. Şuradaki çizgini saymazsak düz değil. Kavun musun sen? Kaysa mısın? Ben kavun hayal ediyorum. Canım çok kavun istedi. Burada da bir top görüyorum. Yine neye benzeyen? Küreye benzeyen geometrik cisimlerimi ne yapıyorum? Hemen ders bitiminde oyuncaklarımın içinden seçip oynamayı ve hatta onlarla evler, oteller, değişik yapılar yapmayı da unutmayın diyorum. Ve geçtim biçimsel soruya. Peki çocuklarım geometrik cisimlerin ya da şekillerin yönü, konumu Büyüklüğü değiştiğinde özellikleri değişir mi? Bakın boyu değişti mesela. Bu da bir silindirdi. Bu da bir silindir. Boyu değişti, rengi değişti. Peki özelliği değişti mi? Üstünde ve altında ikisinin de daire olduğu, yanda bir dikdörtgen bölge olduğu değişti mi? Değişmedi canım. Kenara çekil lütfen. Hemen alıyorum küpe küpümün boyu değişti, rengi de değişti. E özelliği değişti mi 6 tane kare yüzeyden oluştu? Değişmedi canım sen de şöyle gel. Gel bakayım buraya ne var burada elimizde? Kare prizma var. Kare prizmaya bakıyorum. Üstü 6 kare, yanları dikdörtgen. Boyu da değişti, rengi de değişti. E bakıyorum da özellikleri değişmedi. Özellikleri hala aynı. Üçgen prizmam sen de gel. Üçgen prizmaya bakıyorum. Hop sen de şöyle duruyorsun. Üçgen prizmanın baktım Rengi de değişti, boyutu da baya baya böyle uzamış baya yukarıya doğru. Değişti ama özelliği değişti mi? Hayır, değişmedi canım. Evet, değişmeyeceğini de zaten söylemiş. Diyor ki, Tonguç ödevi için farklı renk ve büyüklükteki küre örneklerini öğretmenine götürecek. Evet, bir tane misket görüyoruz ki en sevdiğimiz çocukluğumuzun oyunları. Sizde de var mı? Hala misket oynuyor musunuz? Misket oynuyor musunuz onu bilmiyorum ama bir tane akıl oyunu var. Hmm, Pentebo muydu zeka? Akıl oyunları yarışmasında da çıkıyor. Biz şu an çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. E Onda da misket vardı. Evet evet ben misketi ondan dolayı biliyorum. Neyse devam ettim. Diyor ki küre örneklerini öğretmenine götürecek. Buna göre Tonguç aşağıdakilerden hangi yorumu Son kelimeye dikkat. Yapamaz diyor. Bütün nesneler küre şeklindedir. Evet küre, evet küre doğru. Seni yapabilir, niye yapamasın ki? Geometrik cisimlerin farklı büyüklükte olması biçimsel özelliklerini değiştirmez. E değiştirmez tabi. Neresi değişsin? Biçimsel özelliğini değiştirmez tabii ki de yahu. Niye? Farkındaysan ikisinin de, e, büyü, ikisinin şekli de aynı. Büyüse bile ikisi de aynı gördüğümüz gibi küre. Sen de doğrusun. Geometrik cisimlerin renklerinin farklı olması... Biçimsel özel. E, niye? Ha neredesin sen? Bak görüyorum renkleri farklı ama özellikleri aynı. Yanlış olanı bulduk bile. Bu yorumu yapamayız. Olmaz arkadaş. Geçtim. Ah bitmiş bile konumuz. Bugün de mi ayrılacağız sizden? Bugün de mi gitmek vakti geldi? Artık demir almak günü gelmişse Tonguç 2. sınıf kanalından eve giden bir yol yok eve giden bir gemi kalkar bu limandan. <laughs> Diyor ki bugün ne öğrendik Tongül'cüm neler öğrendik bugün? Kenar ve köşe kavramlarını öğrendik. Alkış aferin bize. Üçgen, kare, dikdörtgen, daire ve çemberi tanıdık. Dedi ki içi doluysa daire, içi boşsa çember. Alkış bize dedik. Geldim geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırmayı öğrendik. Aferin bize ama da şey öğrenmişiz. Öğren öğren bitirememişiz. Küp, kare prizma, Dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi tanıyıp öğrendik. Alkış bize ve son olarak geometrik cisim ve şekillerin yön, konum ve büyüklükleri değiştiğinde neyin özelliklerin değişmediğini öğrendik. Hazır mısınız? Hazırsanız biçimsel soruya başlayalım. Biçimsel soru mu? Ödüllü soruya başlayalım. Hop ah! Sayfa boş. Ne yapacağız şimdi öğretmenim? Ödüllü sorumuz nedir? Aa ödüllü sorunuz benden gelsin. Gel canım buraya. Size bir yapı yapacağım. Diyorum ki çocuklarım elimde hangi geometrik cisimler oluşturarak sarı kırmızı bir ev elde ettim. Ne yapacağız? Tekrar ediyorum elimde. Hangi geometrik cisimleri tutuyorum? Hangi geometrik cisimleri tutarak ben bu şekli oluşturdum? Siz bunun cevabını bulup yorumlara yazı durun. Ben de size diyeyim ki Ay çok yoruldum. Biraz gidip dinlenmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz sevgili ikinci sınıflarımız ve tabii ki de sevgili velilerimiz. Evet konumuzu dinledik. Konulardaki şekiller, cisimler ayrımını öğrendik. Güzel mi güzel örneklerle aslında konumuzu pekiştirdik. Şimdi sıra geldi. Evde konuyu kapattıktan sonra, videoyu dinledikten sonra evdeki eşyaları ne yapmak? Benzetmek. Aa şu şekle benziyor. Aa bu cisme benziyor tarzında. Ne yaparak aslında dersi evin içinde videodan sonra tekrar anlatmaya devam etmek gerekiyor. Bu da bizim için çok kıymetli ve önemli. Özellikle öğretmenler için. Neden? Konumuzun kalıcılığını arttırmak için hayat boyu öğrenmeyi aslında burada ne yapmış? Metodunu uygulamış olacağız diyoruz. Tekrar diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.